Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'in zunubina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Geceniz mübarek olsun. Evlâ Teâlâ hayırlarda bizi daim eylesin. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere, ameli salih üzere uzun ömürle beraber hüsnü hatime cümlemizi nasip eylesin. Konumuz tasavvuf, mektubat-ı Rabbani. Peşinden tevessülle alakalı konuyu okuyorduk. İnşallah cümlemiz istifade etmiş oluruz. Evvela Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuyarak söze başlıyoruz. Değildir zilli halik mümkünat bil. Bil ki bu mümkünat yaratan Mevla'nın zilli değildir. Bu beytlerde vahdeti vücut konusuna eğilenlere cevap veriyor. Yani bir takım meşayih vahdeti vücutta takılmış kalmış. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi. Onların o yanlışını düzeltmek için Mevla Teala Allah dostları gönderiyor. İşi açığa çıkarıyor. Konuyu ehlinden duymak lazım. Değildir zilli halik mümkünat bil. Şu mümkünat, kainat, alem, Allah-u Teala'nın zilli gölgesi değil. Demek ki onlar ne diyorlar? Şu aleme Allah'ın gölgesi diyorlar, haşa. Peki nedir bu alem? Esma ve sıfatın zillidir. Nin zillidir. Yani Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının akislerinin akislerinden zuhur ediyor. Mümkünat alem demektir. Bütün arş, kürs, yerler, gökler hepsi sonradan var olan şeyler mümkünat demektir. Mümkünat, alem, imkan. Yani varlığımız, yokluğumuz eşit. Cenab-ı Hak isteseydi yaratmazdı bizi. İlla lazım bir şey değiliz yani. Bizim kazanmamız için Cenab-ı Hak bizi yaratmış. لِيَبْلُوَكُمْ بَيْكُمْ اَحْسَنَ عَمَلِ Hanginiz bakalım iyi amel yapacaksınız. Onu beyan etmek için bizi imtihana çekti. Zıl demek ne demektir? Zıl demek şu odada bir ışık var. Bu ışık dışarıdan gelen ışığın zillidir. Mesela güneş, dışarıda güneş varken evin içinde de ışık oluyor. O ışık ne oluyor? Dışarıdan gelen güneş ışığının içerideki zilli, gölgesi yani uzantısı. Dışarıdaki ışık bulutların üzerindeki gökteki ışığın zillidir. O da gide gide güneşteki ışığın zillidir. Demek güneşteki ışık, sıcaklık, hararet olduğu gibi bize gelse bizi yakar, mahveder. Süzüle süzüle, aksi de yani böyle ayıklana ayıklana geliyor. İşte o ayıklandıkça zil deniyor ona. Gölge, 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 gölge. En son bize gelen en hafifletilmiş şekli. Bunun gibi de işte Allah-u Teala isim ve sıfatları da direkt aleme yansımıyor. Onun akisleri, uzantıları, taallukları kademe kademe gele gele en sonunda bizim hayatımıza gelenler Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının fiillerinin zilleri, akisleri oluyor. Mevla Teala'nın çok isimleri vardır. Halik, yaratıcı demektir. Halikul eşya, bütün eşya yaratan. Halikul ebhar, denizleri yaratan. Halikul şems, güneşi yaratan. Hepsi, halk yaratma sıfatı hepsine taalluk ediyor. Allah-u Teala bir şey yarattığı zaman o yaratılan şey Allah-u Teala'nın yaratma sıfatına nispetle bir isim alıyor. Evet. Demek ki her sanatkar o isimle anılır. Mesela kuyumcu o meslekte anılır. Marangoz öteki meslekle anılır. Herkesin mesleği değişiktir. Mevla Teala da bir şey yarattığı zaman o yarattığı şeyin ismiyle Allah-u Teala o şeyi yarattı denir. Yaratıcıdır. Ama biz bir şey yaptığımız zaman malzeme lazım. Şu kürsü yapmak için değil mi? Tahta lazım, macun lazım, şu lazım, boya lazım, şu bir sürü şey lazım. Onlar olacak ki ondan sonra biz onda sanatımızı gösterebilelim. Mahluk böyle yani. Ama Allah-u Teala öyle değil. Yoktan var ediyor.
O bir şeyi irade ettiği zaman ona ol demesi yeter. Aslında ol demese de olur da ol demesi bir mecaz oluyor işte. Yani bize bir oradan ipucu çıkıyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir şeyi dilediği zaman onu iradesi, kudreti taalluk edince ona olur. Olamaz diye bir şey yok. İrade ettiği zaman olur. İrade etmiyorsa olmaz. İradesi taalluk edince zaten kudreti var, ilmi var, her şeyi var. Mevla mükemmel sıfatlarla muttasıftır. O zaman o şey meydana gelir. İşte bu işleri diyor, biraz merak etmemiz lazım. Demek ki bu alem Allah-u Teala'nın zat ve sıfatlarının zilli değil. Belki sıfatlarının akislerinin akislerinin zilleri oluyor. Yani bizdeki görmek, bizdeki işitmek, bizdeki konuşma, irade, hayat sıfatları Allah-u Teala'da olanların aynısı değil. Gölgesi de değil. Ta ki oradan hayat sıfatından veya ilim sıfatından, görme sıfatından bizde olan zerrelerden çok cüz'i bir zerredir. Çünkü ne kadar insan var, ne kadar mahluk var görüyor. Hepsini görmesi Allah-u Teala'nın görme sıfatından geliyor. O verdi. Ya. Dolayısıyla yani bizim görmemiz, hayatımız, şuyumuz, buyumuz hepsi zerre zerre yani zıl zıl gölgenin gölgesi. Fotokopinin fotokopisi yani tabiri caizse. Böyle olduğu halde gene bak bayağı şeyler yapıyor değil mi insan? Bayağı sıfatları kuvvetli. Ama yaratma kuvveti yok. Ya. Daha ne var? Dünyada işlerini yürütmeye ve ibadet hükümlerinin üstesinden gelme yani mükellefiyetimizi yapmaya yeterli bir kuvvet var. Mutlak kuvvet yok. Çün hadistir bu söze itmek gel kıyıl. Çünkü bu mümkünat hadistir. Sonra ne olmuştur? Bu söze yani Allah-u Teala'nın zillidir deyip de böyle konuşma. Alem Allah-u Teala'nın zilli değildir. Karıştırmak yok. Karıştıranlar ne yapmışlar? Zikir sarhoşluğunda, sekir hali deniyor ona. O halde onu konuşmuşlar. O halden çıktıktan sonra anlamışlar hatalarını. Mevla Teala hariçte zat ve sıfatları beraber sadece var olan odur. Ondan gayrısı mümkünattır. Yokluğu var, eşittir. Vakti gelince yok olacağız. Bir müddet evvel yoktuk zaten. Ezelde sadece Allah var. Alem yok. Bu mevcudatı Hak icat edip Nil, bu alemi Cenab-ı Hak icat etti ve o alem varlığa nail oldu. Meydana geldi. Dolayısıyla bu alem Allah-u Teala'nın hiçbir alakası yok. Mahluk olarak Allah'ımızın mahlukuyuz. Oysa Allah-u Teala'nın sıfatı, sıfatının gölgesi falan değil. Gölgelerin gölgesi, ta akislerin akisleri. Yani yeryüzündeki ışık, güneşin ışığının aynısı değil. O ışığın aksi. Sekir haldir diyen zil pası gelsin diyor. Böyle alem Allah'ın zillidir, gölgesidir diyenler sekir halindedirler. Dalgınlık halindedirler. O halden çıkması lazım. Evet. Yani eğer alem Allah'ın zillidir diyorsan o zaman senin kalbinde pas var. O pası silmen lazım. Yanlış konuşuyorsun. İşte bu söz Muhyiddin İbn Arabazlerinin izinde gidenlerin sözüdür. Tabi onlar sekir halinde demişler. İnşallah o halden kurtulmuşlar deyip onlara hüsnü zannediyoruz. Ama bu yanlış şeyleri ağza almak doğru değil. İşte bunlar nasıl bir insan içki içse sarhoş olur, ne yaptığını bilemez. Bu adamlar da Mevla'ya olan aşklarının fazlalığından dolayı ne yaptılar? Ağızlarından bazı şeyleri kaçırmışlar. Talgınlıktan söylemişler. İşte Hallacı Mansur Enel Hak demiş. Beyazı Beslam Sübhani demiş. Bunlar bu sözler sekir halidir. Bunlardan çıkmak lazım. Niye böyle oluyor bunlar? Çünkü o sekir halindeyken, zikir cereyanındayken Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyi göremiyorlar. Ne gibi? Güneş doğduğu zaman gökyüzündeki yıldızlar görünmüyor. Şimdi bir adam dese ki gökyüzünde yıldız yok dese, doğru. Sen desen ki gökyüzünde yıldız var ama güneş çıktığı için görülme desen, seninki daha doğru. Bak. Demek ki güneşe baktığı halde, gündüzün gökyüzüne baktığı halde yıldız yok diyen adam ne demek istiyor? Yıldız görünmüyor demek istiyor. Onun bakışı nedir? Zahirde kalmıştır. Ama biraz daha dikkatli baksa veya aletle baksa yıldızların var olduğunu anlayacak. Ha, güneşin ışığından dolayı görülmüyor demesi lazım. İşte bunlar da böyle karıştırmışlar. Mevla'dan başka şey yok görmüşler. Sade Mevla var demişler. Ondan sonra sade o var demişler. Her şeyi o var demişler. Böyle karıştırmışlar. Bu karışıklık doğru değildir. Bu tasavvufun
şey değildir bu. Bu sekir halidir. Tasavvuf bize bunu vermez. Tasavvufun gayesi bize neyi verir? İmanda yakın, amelde yüsür. Yakini iman ve ibadetlerde kolaylık. Tasavvufun gayesi budur. Yoksa yanlış bir şey anlamayın. Tasavvufun derdi gücü şeriatı hakikatiyle beraber yaşamaktır. Şeriatı inceden ince yaşamaktır. Azimetle amel etmektir. İman yakini olacak. Yani görür gibi iman etmek. Müşahede manası deniyor ona. Müşahede makamı deniyor. Bu hale ulaşmaktır. Amelleri kolay işlemektir. Bunun ötesinde tasavvufun başka bir şeyi yok. Keramet göstermek, havada uçmak gibi değil ha. O tasavvuf değil. O bir insan kenara çekilip zikirle, ibadetle meşgul olsa onda da keramet olur. Keramet o kadar makbul bir şey değil. Havada uçmak iyi bir şey olsaydı kargalar da uçuyor. Denizde yürümek çok makbul bir şey olsa balıklar denizde yürüyor, gemi denizde gidiyor. Yani o harikulade bir hal gibi görünüyor ama aslında makbul bir şey değil. Asıl keramet nedir? İstikamet. Şeriatı, sünneti, seniyeyi düzgün yaşamaktır. Bu kadar fitne ortamında ehl-i sünnet itikadında kalıp beş vakit namazı cemaatle kılıp haramlardan sakınmak, şüpheden kaçmak ya kolay iş değil. Şimdi nefsimizi tanımamız lazım. Bu manevi yol, tasavvuf yolu bize nefsimizi tanıtıyor. Nefsimizi tanımazsak bizi aldatır. Şimdi Mektubat-ı Rabbani'de 1. cilt El Mektubu Sani ve Hamsun 52. mektubu şerif. İlâ Seyyidil Mezkûr Eyzan Seyyid Ferit El Buhari isimli sülale-i tahireden olan bu zata yazmış onu. Fî mezemmetin nefsil emmâre. Nefs-i emmâreyi zemmediyor, kınıyor. Nefs-i emmâre demek kötülüğü emreden, insana devamlı kötülükleri, yanlışları tavsiye eden bir nefis var bizde. Bir de iyilikleri tavsiye eden kalp var, ruh var. Melek bize iyilikleri tavsiye ediyor. Şeytan, cin bize kötülükleri vesvese veriyor. Ne yapacaksın? Emuz besmele çekip şeytanların, cinlerin şerrini Allah'a sığınacaksın. Şeriata göre, dine göre yaşayarak bir zaman sonra düşman sana tesir edemez. Ve beyani merad-ı zatî. Nefsinde zatından kaynaklanan bir hastalık var. Ve yani ilacı izahati zâkel maraz. Bu hastalık nasıl giderilir? Bunun ilacı nedir? İşte Allah dostları nefsin terbiyesini bilen yapanlar, becerenler yani. Men arafe nefse fekad arafe rabbe. Böyle bir ibare var. Nefsini tanıyan Rabbisini tanır. Nefsinin ruhunu tanıyan Rabbisini ancak tanıyabilir. Tanımıyorsan kendini Rabbini tanıyamazsın. Kardeşlerim, bu mütalaatı mektubu akıl mükerrem. Göndermiş olduğunuz kıymetli kardeşimin gönderdiği mektubu mütalaatim. Ellezî cüyle Câle Hazreti Dâiyel Muhlis mütazen bi alel veçhi şefkati ve re'feti. Bize özel dua etmiş diyor. Şefkat ve merhamet göstermiş bize. Hususi dua etmiş diyor. Azim Allah subhanı ecreküm ve refe kadreküm ve şerâ sadreküm ve esselâ emreküm bi hurmeti ceddiküm ilemced aleyh ve alâ âli mine salavati efdal ve min tesmet ekmelüha. Yani Cenab-ı Hak sizin ecrinizi yücelsin, sizi büyütsün, yani kıymetli yapsın, gönlünüzü genişletsin, işlerinizi kolaylasın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun âli ehli beyti ve ashabı hürmetine inşallah. Amin. Evet. Sebbeten Allah subhanahu ve teala ala mutabatihi zahiren ve batınen Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zahirimizle, dışımızla ve batınımız, ruhumuzla tabi olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Ya erhamullah abden kâle amina. Bu duaya amin diyene de Allah rahmet etsin. Amin. Ve in eredtü en uharre fukaratin fi şikayeti min sahibi su ve nedimi seyyil huluk. Ben diyor kötü arkadaştan ve ahlakı çirkin olan dosttan şikayetleniyorum. Onun için bazı şey yazacağım. Yani nefsini kastediyor. İçimizde, bizim yanımızda, beraberimizde ama kötü ahlaklı. Devamlı bize kötülüğü emrediyor. Fel mercubu el isgâ ileyhi bisemil kabul. Ama sizden ricam diyor kabul kulağıyla dinleyin. Anlamak için dinleyin. Allah dostlarının sözü şifadır. Dertlerimize ilaçtır, devadır. Fe'alem eyyühel makdûm mülmükerref. Ey kıymetli evladım bil ki ennen nefsel emmârete el insaniyet. İnsanda bulunan şu nefsi emmâre, şu kötülüğü bize emreden nefsimiz var ya, mecbûletün alâ hubbil cah ve riyase. Makam ve reis olma sevgisi üzere atılmıştır. Makam sahibi olmak, baş olmak sevdasındadır. Ve cemî'u hem himmetiha bütün derdi etterefu ala cemil akran. Bütün akranları, yaşıtları üzerine üstün olmak. Herkesin üstüne çıkmak ister. Ve mütemennaha bizzat temennisi işi gücü, derdi gücü en yekûnel halâiku küllühüm
muhtacine ileyha. Bütün halk ona muhtaç olsun. Herkes ona muhtaç olsun. Ve mukaddine ila evamiriha ve nevahiha. Herkes kendi emirlerine ve yasaklarına boyun eğsin. Herkes onu dinlesin. Öyle değil mi? Yani gücü olan insan bunu yapmak istiyor. Firavunlar böyle, Nemrutlar böyle değil miydi? Gücü olduğu zaman bu ortaya çıkıyor. Şimdi gücümüz yok, konuşmuyoruz, oturuyoruz aşağı. Ya bir gücümüz olsa kim bilir nereye yaparız Allah muhafaza. Vela turidu en tekune hiye muhtacetin ila şeyin ile şey. Hiçbir şeye muhtaç olmak istemez kendisi. Ve mahkûmeten lehadin ebeden. Ebediye kimsenin hükmü altına girmek istemez. Kimsenin emrine tabi olmak istemez. Vazihi küllüha hiye davel uluhiyeti minha. İşte bunların hepsi aslında o nefisten uluhiyet davasıdır, iddiasıdır, ilahlık davasıdır ha. Ve şirketi ma halikahel münezzehi anil misli ve şibih celle sultanuhu. Benzerden, şibih benzerden, misilden münezzeh olan yaratıcısı ile beraber ortaklıktır. Derdi gücü Allah'a ortaklıktır. Ya insan yaratmaya çalışıyorlar. Adamların derdi bu. Ellerinde imkan olsa yapacaklar. Bu kadar insan varken daha ne yapacak insan? Bunları bir düzeltelim bakalım. Yok, kendi emrine itaatkar olan robot gibi insan yapacak. Derdi gücü o, onlara hakim olacak. Otur otur, kalk kalk, ye ye. Sus sus, neyse, itaatkar olacak. Derdi gücü bu. Belhiye bilakis bu nefis elbaidetü anis saadeti. Mutluluktan uzak kalmış. Gayr raziyetin bir şirketi, ortaklığa da razı değil. Yani Allah ile ortaklığa da razı değil aslında. Bel türidü en tekûne hiyel hakimetü fakat. Aslında tek başına hakim olmayı istiyor. Yegane. Öyle demedi mi Firavun? Ben zilahınızım demedi mi? Eline fırsat geçti miydi? Herkese hakim olmak ister. Allah-u Teala'ya karşı çıkar. La ver. Ve künü küllü tahte hükmiha. Herkes kendi hükmü altında olsun, emri altında olsun ister. Allah-u Teala'nın hükmü de tanımaz yani. Böylece. Fakat var ya fil hadis-i kutsi. Hadis-i kutsi de şöyle geldi. Adi nefseke, nefsini düşman bil. فَاِنَّهَا اِنْتَصَبَتْ لِمُعَادَاتِ. Çünkü o bana karşı düşmanlığa dikildi. Ya. Demek ki nefsimizi kendi başına bırakırsak Allah-u Teala'ya karşı gelir. Neuzubillah. Şimdi bazıları diyor ki nefsin terbiyesini nasıl verelim? Nasıl yapalım? Nasıl edelim? Akıllı olsa insan kayar. Onun arzularını verelim, susturalım onu diyor bazıları. Cevap: فَتَرْبِيَةُ النَّفْسِ بِيْتَاءِ مُرَادَاتِهَا مِنَ الْجَاهِ وَالْرِيَاسَ وَالْتَرَفُعُ وَالْتَكَبُّرُ. Nefsin muradı olan makam, reis olmak, üstün olmak, kibirli, büyük, azametli olmak derdi var ya, o isteklerini, o muratlarını ona vererek nefsi terbiye etmek, اِمْدَادُهَا فِي الْحَقِيقَةِ, aslında ona yardımdır. لِعَدَاوَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, Cenab-ı Hakk'a karşı düşmanlıkta ona destek vermek demektir. Ve takviyetuha lizalike, bu hususta ona destek vermek, kuvvet vermek demektir. Ya nefsin muradını verdiğin zaman ne oluyor? Allah'a karşı ona destek veriyor. Fe enbe gerekir en yudureke şenaatu hazel emr, cidden ciddi olarak, cidden diyor, bu işin çirkinliğini anlamak lazım. İyi düşünmek lazım. Fakat verede fil hadisi kutsi, hadisi kutsi de şöyle geldi. El kibriya ridai, kibriya büyüklük benim ridamdır diyor Cenab-ı Hak. Yani bana ait bir elbise gibidir. Vel azameti izari, azamet benim izarım, gömleğim. Allah elbisesi, gömleği yok ha. Yani siz öyle anlarsınız demek Cenab-ı Hak. Kendime ait malzemelerdir. Kibirlilik, ululuk Allah'a aittir. Femen nazani fi şeyin minhuma. Bu kibirlilikte, ululukta, azamette kim benimle bunlardan birisi hususunda çekişirse, kibirlenmeye kalkarsa, büyüklenmeye kalkarsa ne yaparım diyor Cenab-ı Hak. Edhaltu fi nari, onu cehenneme sokarım. Ve la ubali, hiç o tarafına bakmam, aldırmam. Bağırsın çağırsın. Ya. Demek ki kibirlenmek, büyüklenmek Allah'ın hakkıdır. Çünkü yaratan o. Dağları o yarattı, alemi o yarattı. Sen ne yaptın? Benim hakaneti dünya deniyetü. Şu alçak dünya oldu. Mebulu zaten indel hakkı subhanehu. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah-u Teala katında çok buğz edilmiş oldu şu dünya. Allah-u Teala dünyaya buz ediyor. Daha ve mel'uneten, lanetlemiş oldu bu dünya. Niçin? Bir sebebi enne husuleha, şu dünyanın elde edilmesi mümiddün ve muavinun fi husuli muradatin nefsi, nefsin arzularını meydana getirmekte
yardımcı oluyor, destekçi oluyor. Dünya ne yapıyor demek ki? Nefsimizin arzularını meydana getirmek için bize yardım ediyor aslında. Dünyaya döndüğün zaman, dünyaya meylettiğin zaman, dünyalık peşine koştuğun zaman nefsinin arzularını tatmin ediyorsun. Ya, o yüzden Cenab-ı Hak dünyaya kızıyor. Aslında dünyanın kabahati yok ama Allah'ın düşmanlığına kullanıldığı için lanetlemiş oluyor. Femen emeddel adu ve kim düşmana yardım ederse la cereme şüphesiz yestenkül lane ve tardı. Elbette lanetlenir ve kovulmaya hak eder. Askerlikte mesela böyledir de kaydı. Bir insan hainlik yapıp da düşmana yardım etse ne olur? O asker, o kişi yakalandığı zaman divan-ı harbe verilir, idam edilir. Şimdi nefsimiz Allah'a itaat etmiyor. Dünya ona yardım ediyor. Şeytan ona yardım ediyor. O zaman ne oldu bunlar? Allah-u Teala'nın lanetlediği, rahmetinden kovduğu olmuş oldu. O halde ne yapalım? Elimizdeki imkanları nimet bilip onları Allah rızasına çevirelim. Bak, وَاِنَمَا سَارَ الْفَقْرُ فَقْرًا مُحَمَّدِيًّا عَلَيْهِ وَعَلَى اَلَى 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 Fakirlik Efendimiz Aleyhisselam'ın övünç kaynağıdır. Burada hadis-i şerifi işaret ediyor. El-Fakru Fahri diye hadis-i şerif var, rivayet var. Bu yani manası nedir? Fakirlik öyle yani ayıp bir şey değildir. Övünülecek bir şeydir. Bunun iki manası var. Bir manası fakirlik, fakir olmak. Dünyada fakir yani mal zenginliği olmaması, fakirlik manasındaki o fakirlik övünülecek bir şeydir. Neden? Çünkü nefsin muratlarını yapamıyorsun. Fazla paran yok ki zevk yapasın. Para olmayınca oturuyorsun aşağı. Fe'inne fil fakir, çünkü fakirlikte ne var? Ademe husuli muradin nefsi. Nefsin muratlarının hasıl olmaması var. Nefsin istiyor bir şey ama alamıyorsun, para yok. Ve husuli aziha ve nefsin acizliği meydana geliyor. Fakirlikte. Ama tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Ganimetten peşte bir hissesi vardı. O büyük mal geldiği zaman onlara hemen dağıtırdı. Evimde ufak bir parça, yani Beytülmal'de hazinede kalan bir para, bir meblağ olmasını hiç istemezdi. Hemen dağıtırdı. Çok zengindi, çok cömertti. Hiçbir şey bırakmadı. Ya, kendine ait bir şeysi yoktu. İşte öyle olmak lazım. Demek ki fakirlik bu manada övünülecek bir şeydir. Bir de bunun başka manası var. Fakirlik yani dervişler fakirdir. Dervişler, zikir erbabı fakirullah derler ona. Fakirullah ne demek? Her şeyde Allah'a muhtacız ya. Gözüm benim değil. Kulağım benim değil. Elbisem benim değil. Saçım, sakalım, tüyüm, hiçbir şeyim benim değil. Elimdeki param, imkanlar, o da benim değil. Bak, kıldığım namaz da benim değil. Ya, nice insan var ki namaz kılamıyor. Biz nasıl kılıyoruz? Allah-u Teala'nın lütfu keremiyle. Her ne kadar iraden kullanırsa ama iradeni Allah-u Teala o tarafa yönlendirmezse ne yapacağım? Allah-u Teala'nın lütfu keremi, fazl-ı keremiyle oluyor bu işler. Ya. Allah'tan bileceksin, kendinden bilme. Dolayısıyla hiçbir şeyimiz yok. Bak, bir incelesek var ya, hiçbir şeyimiz yok ha. Anamızın karnındayken neyimiz vardı? Hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi geldik bu kadar eşya kullanıyoruz. Bizim mi zannediyoruz bunlar? Çıktığımız zaman dünyadan. Hepsi kaldı burada. Bu şekilde bak, dediğin zaman tesbih çekiyorsun. 5000 kere Allah dedim, 10.000 kere Allah dedim. Senin değil o. Ya, o zaman hiçbir şey benim değil diyorsun. İyiliklerim yok. Kötülüklerim var, kusurlarım var, kabahatim var dediğin zaman işte böylece ne oluyor insan? Kendini silkeliyor. Nefsi levvami oluyor bu sefer. Levme diyorsun. Niye böyle yaptım? Niye böyle yaptım? Ondan sonra bir müddet daha demekten sonra nefsi mülhime geliyor. Yani şu iyiliği yap, bu iyiliği yap, şunu yap, bunu yap. Ondan sonra devam nefsi mutmainne oluyor. Mevla kavuştursun inşallah. Nefsi mutmainne olduğu zaman diyor Marif Hazretleri, müteşabihattan da ona mana açılıyor. Kapı açılıyor. Ya. Asıl mesele bunlar. Bunları kazanmak lazım. Dünyada şunu alayım, bunu alayım. Aldın, alamadın. Nasip olsa alırsın. Ezelde ne yazılmışsa olacak. Yıpranmana gerek yok. Allah'tan hayırlısını iste. Sadaka ver. Kuşu namazı kıl. Bereket ol inşallah. Olmuyorsa ne yapalım? Kanaat. El kanaatü kenzinle efne. Ama asıl mesele dünyaya neyi almaya geldik? Mevla'yı bulmaya geldik. Onu tanımaya geldik. Marifet, marifetullah. Mevla'yı Teala bilmek. Bilerek kılmak. Bilerek ona secde etmek. Demek ki fakirlik aslında övünülecek bir şeydir. Ama şimdi bu zamanda fakirlik neredeyse insanı dinden çıkarıyor. O da var ha. O yüzden Allah'tan hayırlısını, bereketlisini isteyelim. Evet. Fel-mahsus min bisetil enbiya aleyhimissalatu vesselam vel-hikmetu fit-teklifati şeriyeti. Peygamber gönderilmesinden maksat şer'i teklifler, yani emirler, namaz, oruç, hac, zekat gibi emirler, yasakların gelmesinden maksat nedir?
Hüve tacizu hazen hazin nefsil emareti. Şu nefsi emareyi aciz bırakmaktır. Yani onu hareketsiz kılmak. Ve tahribiha onu harap etmektir. Nefsi ezmektir. Fakat veredet şerayu bütün şeriatlar dinler geldiler. Lirefile heven nefsani nefsin hevasını yok etmek için geldiler. Ve küllemâ yu'melu şeyin bir muktada şeriatı din emrince, dine göre, sünnesine göre bir iş yapıldığı zaman yezûlü minel heven nefsaniyi bi kaderihi nefsin arzusundan o kadar miktar yok oluyor. Namazı kıldığın zaman onun zıttında nefsinden o kadar miktar erik gidiyor. Sadaka verdiğin zaman o kadar miktar tersinden yani dünya sevgisi, cimrilik falan eriyip gidiyor. Hepsi böyledir ha. Ve la zekâne fîlü şeyin minel ahkâmi şeriyeti. O yüzden şer'i hükümlerden bir şey yapmak efdale fî izâretil heven nefsani, nefsin hevasını kırmakta çok daha faziletli, değerli olduğu min riyazati elfe senetin, bin sene riyazat yapsan ve mücadati tiha. Yani meşakkatli işler, sıkıntılı çalışmalar yapıyor ama elleti ihanet min kıbeli nefsi, nefsi tarafından onları uydurmuş. Nefsine göre adam periz yapıyor. Nefsine göre aç duruyor ama ona sevap verilmez. Oruç tutsa Allah için sevap alacak. Aynı zamanda aç durmuş olacak. Kilogramını da ayarlamış olacak. Ama kafasına göre bir riyazat yapıyor. Periz meriz yapıyor. Belki zayıflar ama orada sevap yok. Ha, ibadete kuvvet niyetiyle yaparsa orada sevap olur. Ayrı ama sırf beden sıhhati için yaparsan, sırf dünyalık için yaparsan ona sevap yoktur. O yüzden yapacağımız şeyi aslında Allah için niyet edelim. Eve bir şey aldın. Pirinç aldın, şeker aldın, domates aldın. Allah için sadakaya niyet et. En iyi sadaka. Ya. Bir iyilik yaptın, onu Allah için niyet et. Bir şey yapıyorsun bak. Kendine göre bir şey yapayım diyorsun. Bir çalışma yapayım. Ona Allah için niyet et. Allah için olan tarafına bak. Böylece işlerimiz değerlenir. Böylece nefsin hevası kırılır. Allah'ın rızası varsa bir işte nefsin hevası kırılır. Nefsin hevası hoşuna gidiyorsa Allah'ın rızası yoktur. Ona göre inşallah birbirine karıştırmayalım. Beliye hazir yazatu ve mücadat elleti lem taka alem kıza şeriatil garra parlak şeriatımıza göre olmayan çalışmalar, kafana göre yaptığın ibadetler, kafana göre yaptığın bazı riyazatlar, perizler, şunlar bunlar. Bunlar var ya, meyyidetün ve mukaviyetün lil heven nefsani, nefsin hevasını, arzusunu kuvvetlendirir. Nefsine destek verir. Ya, bunun misali ve lem tukassiril berahimeti vel cokiyeti fi riyazat vel mücadat şeyen. İşte Hint Brahmanları ve yokaları, çoka yoka demektir. Şimdi var onlar. Riyazatlarda, mücadelerde hiçbir şeye noksan etmediler. En ufak bir inceliği dahi kaçırmıyorlar. Velakinneha lemma lem tekün ala vefkı şeriatı. Bunlar şeriata uygun olmadığı için, dinle alakası olmadığı için lem yentefi'u biha. Asla bunlarla menfaatlenemediler. Velem yasullehum gâre takviyetin nefsi ve terbiyeti. Onların yaptığı işte ancak nefse kuvvet ya takviye destek olmuş oldu. Onlar bu şekilde nefislerin arzularını meydana getirmiş oldular. Nefsin arzusuna göre çivinin üzerinde yatıyor veya yemek yemeden duruyor veya havada uçuyor karga gibi olmuş oldu. Ne oldu işte? Yaptığı riyazatın neticesi bu. O yüzden onların yapacağı şeyin çalışması dünyalıkta kalır, nefse takviye olur. İnşallah biz işimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği, getirdiği, beyan ettiği şeriata göre yapmamız lazım. İşte mektubatı iyi tanımak lazım. Mektubatın aleyhine konuşuyor adam. İmam Rabbani'nin aleyhine konuşuyor. Mektubatın aleyhine konuşan, İmam Rabbani'nin aleyhine konuşan, Nakşibend Hazretleri'nin aleyhine konuşan, Mevlana Hazretleri'nin aleyhine konuşan, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin aleyhine konuşan, Mahmud Efendi'nin aleyhine konuşan, Evliyaullah'ın aleyhine konuşan ahmaktır, gafildir, cahildir. İlerisini demeyeyim. İnşallah tövbe eder. Başka işim yok senin ya. Git Amerikan'ın aleyhine konuş. Örtünün, niçin örtü serbest olmuyor onu konuş. Din eğitimini konuş. İslami kaideler konusunu onları konuş. Faiz ortalığı sardı. Adam ilahiyatçı olmuş, profesör olmuş. İşi gücü tarikatın aleyhine, evliya olan aleyhine. En sonunda kılıca saplanacaklar. Ama kendileri zarar edecek. Yeah. O yüzden acıyoruz. Allah hidayet versin. Men adali veliyen fakat azentü bil harbi. Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse o zaman bilsin ki Allah-u Teala ile harp ediyor. Allah'la harp edilir mi? Hakkın sillesinin sadası yoktur.
Bir yere vurursa devası yoktur ha. Mevla'nın sillesi öyle sessizdir ha. Bir yerden vurursana nereden geldiğini anlayamazsın, daha toparlayamazsın. Şimdi tevessül ile alakalı, tevessülü ahkamı, hükümleri ile alakalı bu kitabı 60 sayfa falan geldik. Yarıyı geçtik yani. Tevessülü ahkamı Muhammed Abid Es-Senedi El-Ensari Ebu Ayyub El-Ensari Hazretleri'nin neslinden uzat. O zamanki bundan Hicri 1190'da yaşamış yani. Bundan 250 sene falan 300'e yakın evvel yaşamış. Medine-i Münevvere'deki alimlerin reisi fıkıh ve hadis-i şerif hususunda muhassıs, mütehassısmış yani. Rahmetullahi. Bu delilleri toplamış. Daha pek çok kitap vardır. Onları da okuyacağız inşallah. Şimdi burada tevessülün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 merhalesinde bahsetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelmeden evvel onunla tevessül. Adem aleyhisselamın hatasını çektikten sonra Ya Rabbi es'elüke bi hakkı Muhammedin lima gafertelî. Beni affetmen için Muhammed'in hakkı ile senden istiyorum dedi. Bak bu rivayet burada var. Ya. Müstedrek. Hakim Müstedrek'inde. Mevla Teala nerede bildin? Buyurunca dedik Ya Rabbi ben yarattığın zaman baktım arşın direklerinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. Allah-u Teala ismiyle Efendimiz'in ismi şerif beraber yazılmış. Anladım ki diyor senin katında çok kıymetli. O yüzden onunla sana vesile edinim deyince Mevla Teala onu affetti. Sonra buyuruyor ki fakat gafertüleke ve lev la Muhammedun ma halaktüke. Bak ve lev la Muhammedun Muhammed olmasaydı ma halaktüke seni yaratmazdım. Burası levlake lema halaktül eflak rivayetine uyuyor. Her ne kadar o rivayeti mevzu diyor bu reformcular, şunlar bunlar, bazı muhaddisler. Levlake lema halaktül eflak. Sen olmasaydın felekleri, alem yaratmazdım. Böyle bir rivayet var. Bu rivayet hadis değildir diyorlar. Ya bak hadis var burada işte. O değilse burada var bak. İlla o şekilde olması gerekmez. Mana itibariyle doğru. Bak levlake sen olmasaydın, levlaki Muhammedun Muhammed olmasaydı ma halaktuke. Ey Adem seni yaratmazdım. Zaten ayet-i kerime var. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ne demek rahmeten lil alemin? Alemler onun rahmetiyle o sebeple olmuş oldu. Onun rahmet olması sebebiyle alemler vücuda geldi. O aynı mana çıkar. İlla ibare var yok onu tartışmaya bırak. Manaya bak sen. İbareler manan içindir. Demek ki doğumundan evvel tevessül edildi. Hayattayken ama hadisi demiştik. Ama geldi. Dedi ki ya Resulallah gözüm görmüyor bana dua et. Buyurdu ki istesin öyle kal dua edeyim. Öyle kal. Allah-u Teala sana büyük mükafat verecek. İstesin dua edeyim. Dedi ya Resulallah dua et benim için ne olur dedi. Onun için buyurdu ki git abdest al. Güzel bir abdest al. Gel iki rekat namaz kıl dua et. Bak ben sana dua edeceğim demedi. قال فدو فأمره أن يتوضأ فليحسن وضوءه ويدعو بهذه الدعاء şu dua ile dua etti o kişiye. O da ashab-ı kiramdan birisi. Dua nasılydı? Allahümme inni eselüke Allah'ım seni istiyorum ve teveccühü ileyke sana yöneliyorum bi nebiyike nebin ile nebin vasıtasıyla. Kimdir o Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi rahmeti rahmet peygamberi. Ya Muhammed, ey Muhammed, inni ben teveccühtü yöneliyorum bir kez seninle ila Rabbi, Rabbime seninle yöneliyorum. Fi haceti hazi, şu hacetim hususunda litakdiye, litukdali yahut da litukdali benim için yerine getirilmesi için şu ihtiyacımın yerine getirilmesi için Rabbime seninle yöneldim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında değil. Mescitte. Bazı diyor yanındaydı diyor. Yok yanında değil. Yanında olsa Muhammed diyemez. Ya Resulallah der. Çünkü evvel ne demiş? Ya Resulallah demiş. Bak gelmiş. Ya Resulallah demiş. Ya. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifini söyleyerek zatıyla tevessül etti. Sonra Allahümme şeffihu fiyye. Ya Rabbi onu benim aklımda şefaat çıkıl dedi. Zaten burada gaye nedir? Yaratan Allah'tır. Şifa veren odur. Öldüren Allah'tır, diriten Allah'tır. Güç kuvvet O'nundur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifini veya başka bir ashabı veya bir evliyaullah söylemeden kasıt nedir? O kişi sebebiyle. O senin katında değerlidir, kıymetlidir demek. Yoksa o adam, o zattan istemiyorsun ki. O zat yaratmaz, öldürmez, diriltmez. Ya o beşer.
Ama Allah katında onun hatırı var. Kıymeti var. Mevla Teala sevdiği için her şey yapar. Kimle karışır? O zaman sevdiğini araya koy. Bu hadis-i şerif sahihtir diyor. Beyhakî'de var. Rivayet değişik yolları var. Üçüncü kademe vefatından sonra. Hazreti Osman zamanında aynı şekilde birisi geliyor ihtiyacını görmek için. Hazreti Osman'ın huzuruna çıkamıyor. O Osman bin Huneyf, Huneyf denen zat ona bu duayı öğretiyor. Git şöyle yap, abdest al gel, şu duayı oku diyor. O duayı okuyor aynı şekilde. Ya Muhammed inni etevecü ila bike ila rabbike en tukuda haceti, ihtiyacım gidermesi için senin Rabbime yöneldim diyor. Bu da Efendimiz Aleyhisselam vefatından sonra. O şekilde onda ihtiyacı görülüyor. Böylece deliller hem hayatında, hem hayatından sonra, hem hayatından evvel vesile edilmiş oldu. Bak burada ayet-i kerime var zaten. Ayet-i kerime Estağfirullah Bakara suresi 89. ayet-i kerime. Ve kânû min kablu, bundan evvel idiler o Yahudiler. Yesteftihûne, fetih talep ederlerdi. Alellezine kefirü kâfirlere karşı, müşriklere karşı fetih isterlerdi, talep ederlerdi. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahir zaman peygamber gelecek diye, ya Rabbi o peygamber hürmetine düşmanımıza karşı bize yardım et diye dua ederlerdi. Ya Yahudi ve Hristiyanlar. Sonra felemma cahum ma'rafu, tanıdıklar, bildikleri peygamber onlar gelince keferu bihi, ona küfrettiler. Felanetullah alel kafir, o kafir olan Yahudilere, Hristiyanlara lanet olsun. İşte bak burada bak, yesteftihune, fetih talep ederlerdi. Onun ismi şerifini söyleyerek fetih talep ederler. Ta dünyaya gelmeden evvel Yahudiler, Hristiyanlar biliyordular Efendimiz'in geleceğini. Gördün mü sen şimdi? Şimdi ayrıca Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'den dua istedi. Ya ahi la tensana, bizi duanda unutma. Hazreti Ömer umreye gidiyormuş, izin aldı. Buyurdu ona ki Efendimiz Aleyhisselam onu yolcu etti. La tensana, bizi unutma. La tensana min duayken, duanda bizi unutma. Gördün mü sen? Kendinden düşük olan bir kişiden de dua istenebilir. İstenebilir demek ki bak. Burada yani gaye düşük olsun, yüksek olsun fark etmez. Başkası senin hakkında dua ettiği zaman o günahsız bir lisanla sana dua ediyor. Onu aracı yapmış oluyorsun. Sen ondan istemiyorsun. Ondan sonra hadis-i şerifte bak. El tunsarune ve turzakune, siz yardım olunmazsınız, rızıklandırılmazsınız illa bi duafaikum, ancak zayıflarınız sebebiyle, zayıflarınız vasıtasıyla, vesilesiyle size rızıklar verilir. Gördün mü sen şimdi? Ahrac-ı Buhari bir rakam 2896'da. Buhari'de bu var. Diğer bir rivayet. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yesteftihu bis'alikil muhacirin. Muhacirlerin böyle fakir fukarasıyla fetih talep eder dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O muhacirler hicret edip gelip de hiçbir şeysi yok. Medine-i Münevvere'de bir şeysi yok. Fakir, fukara, mescitte kalıyorlar. Onlara hürmetine ya Rabbi yardım et diye dua edermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mucem-i Kebi Tabarani'de var o. Bu rivayetler var. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki vesile etmiş. Ya. Aracı koymuş. Halbuki kendisi peygamber. Bunlar Allah'ın sünnetidir. Razı olduğu şeydir, adetidir. Memnun olduğu şeylerdir. Bunları atlamak, geçmek, yok demek körlük demektir. Başka bir şey değil. Kendini görmüyorsan görenlerini inkar ediyorsun. Diğer bir rivayette eşrikine ya uhayye fi duayike. Bak ey Ömer, kardeşini bizde duaya ortak et. Dualarına diye ona veda ederken ona söylemiş. Şimdi devam edelim. Hazreti Ali Efendimiz'in annesi vefat etti. Efendimiz Aleyhisselam onun kabrini eşleştirdi. Evine gitti. Başının ucunda oturdu. Rahmetullah ya ümmi bade ümmi. Annemden sonra annem olan ey Fatıma, Allah sana rahmet etsin diye onun için dua etti. Onun iyiliklerini övdü. Sonra kabir eşilmesi için görevlendirdi bazı ashab-ı kiram. Kendisi de geldi. Kabrin önünde lahit eşildiği zaman oraya geldi. İçeri girdi. Kabrin lahitine girdi Efendimiz Aleyhisselam. Ya. Ve oraya yattı biraz. Allahümme lezi, Allahu lezi, Allah ki yuhi ve imid. Ey öldüren, dirilten Allah'ım. Ve ve hayyul la yemut, kendisi diridir, ölmez. İğfir li ümmi Fatımete bint Esed. Esed'in kızı Fatıma olan annemi, yani annem değerinde olan kadını affeyle.
Lakinha hucceteha. Hüccetini ona telkin et. Yani kabirde sual var. Adam kabir azabını inkar ediyor. Nereye inkar ediyorsun? Orada imkan var. Vesi aleyha medhaleha. Kabirini ona genişlendir. Bi hakkı nebiyike. Bak, nebin hakkı için. Ya, hak deyince Allah'ın üzere vacip değil. Hürmetine, kıymetine, değerine. Vel enbiya illezine min kabli. Pennevel geçen peygamberler hakkı için. Fe inneke erhamur rahim, sen rahmet edenlerin en merhametlisin diyerek dua etti. Tekbir aldı, namazını kıldı, yerleştirdiler. Ya burada ne anlaşıyor demek ki? Kendi ismiyle, kendisiyle ve diğer peygamberlerle tevessül etti işte. Ya. Kim bunu men edecek artık? Peyhakkı'da bu rivayet var. Ondan sonra Hazreti Ömer zamanında kıtlık olmuş, millet yağmursuz kalmış. Adamın biri geldi Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrine. Ya Resulallah, bak kabrine de diyor. Hazreti Ömer orada, bütün ashab-ı kiram orada. Ya Resulallah, İstezkillâhe li ümmetike. Ümmetin için Allah'tan yağmur iste. Kabre diyor, kabre. Kime diyor? Demek ki kabir aleminde yaşıyor. Başka bir alem. Feynevun kad helekû. Ümmetin helak oldu. Nerede helak oldular? Adamcağız yıkıldı, uyudu kaldı. Rüyasında Efendimiz Aleyhisselam ona göründü. Buyurdu ki git Ömer'e. Ona selam söyle, haber ver. Yakında sulanacaksınız, yağmur yağacak. Koştu geldi hemen. Hazreti Ömer haber verdi. Hazreti Ömer ağladı. Ya, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrine gidip de dua etmek lazımmış. Onu o sahabe anladı. O gelen tabinle yaptı bilmiyorum. Rivayette onun ismini söylemiyor. Hazreti Ömer onu, yani o meşakkatten dalgınlığa geldi. Meşgale çok çünkü. Halifelerin meşgalesi çok. Ya. Başka bir rivayete göre de o zat diyor, ashabtan biri olan Bilal bin Haris'il Müzeni. Ashab-ı kiramdanmış o zat. Ya. Şimdi diyebilir misin ya kabre selam verme, kabre dönme. Nasıl diyeceksin? Onu şimdi söyleyeceğiz. Şimdi İmam-ı Malik ile Halife Cafer'in arasında geçen bir olay var. Şimdi adam diyor ki ya kenabudu var. Allah'tan başka istenmez diyor. Ya kenabudun altında ne var? Oraya bak. Bektaşi misin? Aşağısını okumuyorsun. Ya ve ya kenesta'in. Sana yardım istiyoruz. Sonra ihtine sırat-ı müstakim. Bak sırat-ı müstakime hidayet et bizi. Kim yapabilir bunu ancak? Bunu ancak Allah yapabilir. Sırat-ı lezzin enem te'aleyim. Gayril mağduvani ve dalin. Yahudi ve Hristiyan değil. Dostların, peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin yoluna bizi hidayet et. Bu ancak Allah'ın işidir. Ancak Allah'tan istenir. Bize Cenab-ı Hak onu öğretiyor. Orada o var. Başka yerde ne var? Bak adam dedi ki ya Resulallah işte Efendimiz sana hizmet etmiş. Gece Kâb ibni Rebiat ibni Kâb el-Eslemi radıyallahu anh. Gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kaldım. Ona uyandığı zaman abdest suyunu getirdim. İhtiyacını gördü. Sonra dedi ki bana sel iste. Beğendi yani hizmetini. İste. Fekult dedim es'elüke murafakateke fil cenneti. Cennette sana arkadaş komşu olmak istiyorum. Bak kim ne istiyor onu? Es'elüke senden istiyorum. Sahih Müslüm 2. cilt 52. sayfa 1122. hadis-i şerif. Es'elüke Efendimiz Aleyhisselam diyor. Hani Allah'tan isteyecektik ya. Her şeyin yeri var. Adap var, usul var. Veren Allah'tır. O Efendimiz Aleyhisselam'ı aracı yapıyor. Ya. Demek ki manayı bildiğin zaman sıkıntı yok. Ama kara cahil olup da gidip de taştan duvardan istersen o zaman bir şirk olur tabii. Ayrı şey. Onu karşıma buraya. Biz ilim erbabından bahsediyoruz. Allah dostlarından bahsediyoruz. İbadeti kılı kırık yararcasına yapan, haramdan şüpheden kaçan, sakınan, günde en az 5.000, 10.000, 70.000 kelime tevhid çeken bir insan bunu bilemeyecek de sen abdestin yok, ayağına çorabına meshediyorsun. Cuma kılmazsın, bayram kılmazsın, teravih kılmazsın. Kalktın sen bunu konuşuyorsun. Sana kim inanır ya? Sen önce git bir imanı tazele. İsa Aleyhisselam inmeyeceğini söylüyor. Onu söyleyen adam imanını tazelemesi lazım. Bak ben kafir demiyorum. Ama mütevatir, manaca mütevatir olan bir meseledir. Hayızlı kadın oruç tutar derse bir adam, onlar ehl-i sünnetten çıkmıştır. Sapıtmıştır yani. Ya. Rejimi inkar ediyor. Rejim ya. Rejim ceza var. Zinanın cezası var. Bunu inkar eden adam ehl-i sünnet değildir. Harici. Hariç. Ne diyor bak? Es'elüke senden istiyorum. Adam almış internette bir sayfa açmış. Başı açık, aklı kaçık.
zibidi gibi adamlar. Kimde okumuşsun? Hocan kimdir? Bak bugün biz elhamdülillah 33 kişiye icazet verdik. Elhamdülillah. Efendi Hazretimiz Mahmud verdiği icazeti. Ta Efendimiz Aleyhisselam'a kadar giden silsile, ulema, bütün ulema orada. Taftazane orada, İmam-ı Gazali orada, İmam-ı Şafii Hazretleri orada, İmam-ı Azam Efendimiz orada, Ashab-ı Kiram'dan büyükler orada. Böyle gelen silsile devam ediyor. Efendi Hazretimizin hocası Tursun Efendi rahmetullahi aleyh. O Efendi Hazretimize öğretti ilmi. O da bize fırsat verdi elhamdülillah Allah'ın izniyle. Böylece o icazetnameyi devam ettiriyoruz. Kıyamete kadar devam edecek olan bir silsiledir. Ya bizim silsilemiz belli, babamız belli. Soyumuz belli, sopumuz belli. Bunların nesi var? İki tane ayet bellemiş. Bir tane Hazreti Şerife yanlış Yunus tercümesinden. Başka bir şey yok. Bitti. Her şeyi atıp tutuyor. Öyle yanma yok. Sadece öyle. Delil yok, bir şey yok, izah yok, mantık yok. Konuşuyor. Dört mezhebin dışına çıkarsa bir insan sapıtır. Çünkü dört mezhepte milyonlarca ulema geçmiş. Bunlar didik didik etmişler işleri. Yani incelemişler, ayıklamışlar, konuşmuşlar, tartışmışlar. Muhalif görüşler beyan edilmiş. Bunun dışına çıkan kayar demişler. İcma oldu artık. Dört üzerinde icma oldu. Yani bundan sonrası artık olamaz diye icma oldu. Yani menfi bir icma oldu. Müsbet dört tanesinde. Bunun dışındakiler de olamaz diye icma olmuş oldu. Ya. O yüzden diyor dört mezhepten ayrılma. Mezhebine sahip ol. Üç mezhep, dört mezhep. Dört mezhep arasında sahip ol. Kendi mezhebin haktır, isabetlidir dersin. Diğer mezheplerde isabet ihtimali yüksektir dersin. Ama herkes kendi mezhebinin isabetli olduğu biliyor ki ona tabi oluyor. Gittin bir yere namaz kılacaksın, kıbleyi bilmiyorsun. İmam dedi ki böyle, sen dedin böyle. E şimdi senin görüşün imama uymadı. O zaman onun peşine namaz kılamazsın. Demek ki müştehidini kabullenmiyorsan o müştehidin peşine gidemezsin. Müştehidini bileceksin. İmam Azam Efendimiz mezheplerin reisi. İlk içtihat yani mezhep olarak o. Diğerleri onun talebeleri. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam Azam Efendimiz'in talebesinin talebesi. Diğerleri de birbirinden okumuşlar. Dolayısıyla ne demiş İmam Şafii Hazretleri? Biz İmam Azam'ın talebeleri, evlatları gibiyiz. Fıkhın dörtte üçünü o buldu çıkarttı. Ayetten şeriften. Dörtte birini biz. O dörtte birinde de bize ortaktır. Niye? Çünkü kaideyi söylemiş. Hiç kaide ortada yokken onları tasnif etmiş. Kolay mı bu iş? Adam İmam Azam Efendi ben de aklım var diyor. Sen ne aklın var? Sen aklın evini yolunu bulamaz be. Sen ayetten hüküm çıkaracağını. Haram yiye yiye, faiz yiye yiye kadınlar